Şimdilerde koronavirüs bütün dünyada yayılsa da dikkat edilmesi gereken çağımızın en kötü hastalığı kuşkusuz kanser. Hayatımız boyunca yakınlarımızdan en az biri kansere kurban gitmiştir. Çevremizde hızla yayılan bu hastalıkla ilgili dünyanın dört bir yanında ise çalışmalar sürüyor. Yapılan son bir araştırma ise ABD'den geldi. ABD'li bilim insanları tarafından yapılan araştırma kanser hücreleriyle ilgili doğrudan ilgili. Peki detaylarında neler var? Bilim insanları, kanser hücrelerini büyümeleri için hayati glutamin enziminden mahrum bırakarak çoğalmalarını engelleyen yöntem geliştirdi. ABD'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden bilim insanları, glutamini hücre bloklarına taşıyan ACST2 proteinin üretimini bloke ederek hücreleri aç bırakmayı başardı. Kanser hücrelerinin normal hücrelerden iki kat hızlı bölünüp çoğaldığını belirten bilim adamları, bu yüzden hücrelerin biyosentez için daha fazla glutamine ihtiyaç duyduğunu, bunun da vücuttaki ACST2 seviyesini yükselttiğini ifade etti. Kanser tedavisinde kullanılabilecek. Araştırmacılar, ACST2'nin işlevini bloke etmek üzere V-9302 adlı bir taşıyıcı molekül engelleyici sentetik enzim geliştirdi. Laboratuvar ortamında fareler üzerinde ve kök hücrelerle yapılan deneylerde söz konusu enzimin kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engellediği ve oksitleme hasarıyla birlikte hücre ölümüne yol açtığı görüldü. Bulguların kanser tedavisinde kullanılabileceği kaydedildi.